Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunların gibi yolların ışıla mı hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle Naval Action'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 1-2 bölüm biraz da sizlerle İngiliz, Fransız gemilerini avlayalım. Ne dersiniz? Biraz değişiklik olmuş olur. Hep event event nereye kadar? Şimdik alacağımız bir şey var mı? Bu arada oyuna güncelleme de geldi. Canavar gibi. Bakalım. Satın alma, sell, upgrades all, cannons, konzum, bu ship repair kit gelmiş. Rank 4 ship repair kit gelmiş arkadaşlar. Burada birçok şey yoktu. İnce ince artık oyunu güncellemeye başladılar. Kesinlikle tavsiye ediyorum hepinize bu oyunu. Crave niye benim bu kadar az? Marines vermedik mi zaten? Niye benim bu kadar az arkadaşım? Nasıl yani? Bir dakika şimdi shop diyeceğim. Upgrades diyeceğim. Crave diyeceğim. Abi şu olayı anlamadım ya. Reinforce Rudder, Gunnery, Speed Turn, Boarding. Gunnery Handbooks, Marines. Bir dal alalım. Tamam ver abi bana bir dal. Paramız da var gördüğünüz gibi. Bayağı bir paralıyız şu an. Gel buraya. Sen de buraya gel. Allah Allah. Neyse abi dursun mu burada zaten elbet lazım olacak. O da dur versin. Biz artık denize açılalım. Yakalamaya çalışalım. Trackleri yakalamaya çalışalım. Tabi bu arada da sesi de kısalım değil mi? Şimdi arkadaşlar bu oyuna yeni başlıyorsanız ilk önce o loto gibi ha, yemin ederim dakika bir gol bir hemen yanı başımızda bir tane şey gemisi geldi abi kim? Traders Lynx Fransız gemisi ve içinde özel ham maddeler bulunduruyor bu gemi. Oh yeah. Arkadan gelenler var mı peki? Bir Fransız gemisi olur bir şey olur. Pirates tamam. Biz bu gemiyi alacağız. Biz bu gemiye de alacağız. Fransız gemisi yoktur umarım. Abi çok hızlı geçiyor, çok hızlı geçiyor, çok hızlı geçiyor, çok hızlı geçiyor. Bu kadar hızlı geçmemeli. Bu kadar hızlı. Yetiş yetiş 6 saniye. Yetiş 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 yetiş. Tamam bu mesafe iyidir bence. Tamam güzel. Hemen çıktık. Hemen de Fransız gemimizi bulduk. Bakalım çabuk indirebileceğiz mi? Aa ben şeyi unuttum ya. Benim bir tane de NPC gemim vardı kendime satın aldığım. Onu tamir etmeyi unuttuk ya. İyi mi şimdi ya? Ya onu tamir edeydik en fazla 3-4 bin altın isteyecekti ya. Niye benim burada toplarım yok? Hadi abi bak bunlara gemi bırakmayalım ya. Bunlara gemi bırakmayalım abi hadi. Yardır. Abi benim yan taraftaki toplar niye bu kadar geç doldurdu? Ben çok gıcık oldum şu an ya. Abi Gunner'i seçtik. Abi yardır. Yardır şu öndekilere. Hızlı gidiyor bu öndeki. Biz biraz yana doğru kırsak. Bu gemiler zaten saldı. Bu kaçıyor. Bu gidiyor yani. Bu arkadaşımız da bunu biraz zor yakalar. Evet bir top verdi bana. Gel bakayım buraya. Iska. Şu an toplarımızı dolduruyor elemanlarımız ama biraz yavaş dolduruyor. Yan toplara arkadaşlar şeyi verdim. Bu arada onu söyleyeyim. Yelkenleri indireceğiz mecbur. Trek de burada ne yapıyor bilmiyorum. 2. Bizden de. Kim yani onu anlamadım.
Bu arkadaşımız gidiyor. Gitsin, problem değil. Şimdi bu iş biraz uzun sürebilir arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu oyunun olayı bu. Şimdi ben biraz yan yapıp şunun biraz yelkenlerini dövmem lazım. Yoksa bu yardırıp gidecek. Bu gemiler çok hızlı oluyor arkadaşlar ama top yok. Şu an bu kovaladığımız gemide top yok, onu söyleyeyim. Tamam, herkes gitti, bir biz kaldık. Tamam, güzel güzel. Güzel arkadaşlar, bu bizim olacak. Bu gemi bizim olacak. Bu gemiyi satacağız, para yapacağız. Biz korsanız. Ya yelkenler, şu an yelkenler önemli arkadaşlar. Yelkenleri tutturduk mu olay daha basit olacak yani. Hop. Lan yelkenlere değmedim, o gözünü seveyim ya. Ha böyle şeyi kapatabiliyoruz ya. Aa, böyle yapınca, SC yapınca bir şeyler kapanıyor. İyi bakalım, 7'ye bas bakayım sen. Evet abi abi. İnceye doğrayıp sık dokunacaksınız arkadaşlar. Hani pıt diye Allah Allah şu gemiyi hemen işgal edeyim falan yok. Çünkü bu gemiler direkt kaçıyor. Yani elimizden kaçırabiliriz de bu gemiyi. Ama şu an hızımız gayet iyi. Eğer bu şekilde gidersek farkı kapatacağız muhtemelen. Yani o yüzden yani bu oyunu almak istiyorsanız gemi oyunlarını sevmelisiniz ve sabırlı olmalısınız arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gerçek yani takip ediyoruz şu an yani adamları. Arada tabi ben topla yokluyorum. Hani buraları hani videodan hani bazı yerleri kesiyorum ama arada böyle yokluyorum topla sağı solu. Mesela şöyle yokladığım gibi. Önüne düştü. Bayağı uzağa atıyormuş topları. Şu biraz daha yana kıracağız. Rüzgarın geliş açısını görüyorsunuz arkadaşlar. Geliş açısına göre ayarlamazsanız gemiyi, rüzgarın sizi itme gücünden mahrum kalıyorsunuz. Yani arkadaşlar bildiğiniz rüzgara göre kendinizi ayarlamanız lazım. Yoksa pıt diye kalıyorsunuz. Sıfır hız, gidemiyorsunuz yani. Olduğunuz yerde kalıyorsunuz yani. Bunların hepsine dikkat edeceksiniz. Roger Kenway. Senin ölümün olacağım dostum. Gel buraya. Kaçma. Kaçma. Ya bunlarda bir de top yok ya. Ondan sıkıntı olmuyor ya. Evet. Biraz sağlı sollu dövme vakti geldi bunları. Gel bakalım. İnşallah tuttururuz. Çünkü biraz hassasiyeti değişmiş oyun. Oo, bu toplar da çok şeye vuruyor ya. Çok yukarıdan. Yapma. Evet, bir dal daha yokluyoruz. Gel bakayım buraya. Roger Kenway. Roger Kenway. Hadi bakalım. Abi. Abi anlaşıldı ya. Bu üst taraflardaki topları uzun top yapmam lazım. Yoksa olmuyor abi. Bak bunlar bak deli gibi uzağa vuruyor. Baksana. Tutturduk ama. %94. Hadi koçum. Hadi koçum. Şuradan yine bir ön top. Yaklaşıyoruz abi, yaklaşıyoruz. Yelkenlere biraz zarar verdik, yaklaşıyoruz abi. Yavaş yavaş avına yaklaşan kaplan gibi avımıza yaklaşıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi toplar düzeldi. Hadi hadi koçum, göreyim seni. Evet.
Evet, uzun toplara geçtik arkadaşlar şimdi. Hadi be. Hadi koçum. Evet, 93. Nereye sıktın sen ya? Hayvan herif. Abi bu gemiyi satmam lazım arkadaşlar. Yemin ederim bu gemini yani beni veremediyor. Bir de bayağıdır da oynamıyorum ya, onun da etkisi var. Allah'ım deli olacağım. Bu gemi benim olacak. Bu gemiyi bana vereceksiniz abi. İster seve seve ister başka türlü. O gemi benim olacak ulan. Şu an manevra yaptım arkadaşlar. Karşıdaki düşman gemimize yaklaşma kararı aldım. Artık yani bu kadar uzaktan dövmeye gerek yok. Çünkü toplarımızın hepsi uzağa ateş etmiyor. Uzağa ateş eden toplardan almam gerekiyor. O yüzden artık bu savaş, yani bu gemiyi Roger Canby'in gemisini aldıktan sonra gidip yeni bir top takımı almamız lazım. Ne kısmı alacağız? Şu alttaki gördüğünüz 2, 4, 6, 8'liye değil. Şu üstteki gördüğünüz abi, bir adet şurada var gördüğünüz gibi şu üst kamerada, bir iki tane de burada. Bunların kimisi biraz daha hani aşağıya ateş eden toplar. Bu nedenle arkadaşlar sıkıntı yaşıyoruz. 8, 9, 10, 11 tane top var ama 11'inden de faydalanamıyoruz maalesef. 8, 9, 10, 11 aynı. Hani dediğim gibi, o yüzden buna bir ekstra bir ayar çekmek zorunda kalacağız. Yani o 3 top, hani 3 topla bayağı bir zarar verebilirsiniz karşıdaki yelkenlerine, ki gemisine de dahil. Dümenini kırabilirsiniz, onu bunu hani bir ton şey yapabilirsiniz yani. Ben şu an dediğim gibi yelkenlere zarar verme amaçlı top atıyorum. Yelkenlerine zarar vermek istiyorum ki yavaşlasın, çünkü başta dediğim gibi çok hızlı gemiler bunlar. O yüzden ona göre bir ayar vereceğiz. Hadi bakalım, yaklaşıyoruz abi. Evet abi, bayağı yaklaştık gemiye. Yaklaşıyoruz ince ince, Yasemin ince usulü. Bütün gücü toplara da yükledim. Toplara yükledik. Şimdi biraz daha yanına yaklaşınca yana doğru döneceğim arkadaşlar. Siz de görmüş olun. Hani bu oyunu sizlere de biraz teşvik etmek istiyorum, alın diye. Gerçekten güzel bir oyun. Bir de açık dünya MMO oyun. Ama işte bu zorlukları var. Sabredeceksiniz abi. Nereye ateş ettin sen ya? Hadi yelkenlere. Ah be. Yep. Yelkene 1. Oha. Yelkene 2. Yelkene 3. Yelkene 4. Yelkene 5 yapamadık. Oha, sen nereye ateş ettin la öyle? Yer mi? Yer misin, yemez misin? Geliyoruz abi, geliyoruz. O gemiyi bana vereceksin. Bana. O gemiyi bana vereceksin koçum. Şöyle bir dönelim. Ön toplarla da bir iki dövelim şunları. Hem yaklaşmış olalım. Gel bakayım şöyle. Tam bir noob atışı. Tam bir ikinci noob atışı. Efsane. Noobluk'ta destan yazan Menderes Aktaş. Evet. Şöyle bir tam dönüş yapalım. Tam dönüşümüzle birlikte dövmeye devam ediyoruz. Lan iki kere gece oldu lan. İki kere gece oldu. İnsafsızlar ya.
Zaten toplar. 87. Ya Allah kahretmesin ya. Abi dövmeye başladık iyice. Yelkenleri ben kıvama gelmeye başladım. Şu iki tane benim damlik top olmasa. Çok rahat döveceğiz de. 76'ya düşürdük yelkenleri. Fena değil. Not bad, not bad. Evet, bir zarar daha geldi. Bir zarar daha geliyor. Bir zarar daha geldi. Biraz öne doğru vurduk. Evet, bir zarar daha geldi. Güzel zarar geldi. Bir zarar daha gelir mi? Gelmedi. Ya arkadaşlar şimdi şöyle de bir şey var. Tam olarak bir zarar vermek istiyorsanız hem rüzgar yönü önemli hem hızınız. Ayıt. Telefonu düşürüyorum zannettim. Her ot. Çok önemli yani. 71. 71. O nasıl isabet etmedi ben anlamadım. Direkt havaya doğru pompalıyor ya bu. Topta nasıl bir topsa. Sana deniz şeye değmeden. Bu arada yelkenleri yani yavaşlattık. Yetmişe indi. 69. Şimdi yaklaşma vakti abi. Yaklaştık. Biraz rüzgarımızı kaybettik. Umarım bu bize sıkıntı yaratmaz. Hızlanmaya başladık tekrar. Rüzgarımızı kaybetmeyelim. Rüzgarda bir azalma mevcut şu an arkadaşlar. Mümkün oldukça yavaşlamamaya bakacağız şu saatten sonra. Şu saatten sonra iyice yakınlaşıp yelkenlere biraz daha zarar vermeye bakacağız. Çünkü ne kadar çok zarar verirsek o kadar rahat bir şekilde gemiye çıkabiliriz. Çünkü karşı geminin topları olmadığı için şey yapamıyoruz. Kaçıyorlar yani. O yüzden mecbur kalaraktan şey yapıyoruz. Yelkenleri dövüyoruz. Zaten %69 yelkenle bir yere gidemez. Şimdi şu şekilde, şu suretle toplarla dövmeye devam edeceğiz. Oha. Üst yelkenler de gidiyor. Bayağı bir dövdük artık yani. Şimdi bir tık yavaşlayacağız. Çünkü artık karşı gemi perte çıkmaya başladı. Mümkünse biraz yavaşlayalım. Şöyle slow'a alalım gemimizin halini, hızını. Gördüğünüz gibi 60'a indirdik. Oha, nereye sıkıyorsun be? Nereye sıkıyorsunuz be? 58 oldu, 57. 57. Hadi biraz daha ver, güç ver bana. Bana ver. Gücü ver bana. Hadi bombalayacağım. Bombalayacağım. Space ver bana. Space ver bana. Bam. Yalnız bir de delik olan yerlere tekrar gelince gemi hasar almıyor abi. Bir de öyle bir olay var. ...54'e düşürdük abi. Bu gemiyi artık alabiliriz. Şöyle bir posta daha dövelim. Ondan sonra gemiye dalış yapacağız abi. Kıçtan da bir iki tane koyalım şu gemiye.
Bu arada gördüğünüz gibi preparation, hazırlık, yani geminin, gemi şu an şeye hazırlanıyor. Karşı gemiye çıkacağımız için hazırlık var. Bu biraz biraz sürecek arkadaşlar. O yüzden buraları keseceğim. Gemiye iyice yaklaştığımızda tekrar sizlerle olacağız. Evet arkadaşlar, iyice yaklaştık gemiye. Hadi Allahu Ekber. Allahu Ekber, hadi. Yeter bu kadar naz. Yeter bu kadar şey. Hadi abi, ge ver bana, ge ver, ge ver, ge ver, lütfen ge ver. Ge ver bana, ge ver bana. Sen bana ge verir misin ya? Bana ge vermedi arkadaşlar. Niye ge vermiyorsun ya? Baba dönüyor, baba şerefsize bak, bak bak bak. Bak 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 bak. Yanda bu kadar yavaşlamak olmadı değil mi? Bu kadar yavaşlamak hoş değil bence. Bu kadar yavaşlamayalım. Ver gazı. Kaçıp kaçıp durma nazlı yarim. Kaçma benden. Ah yavrum benim. Yes! Verdi 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 verdi. Yeah! Şimdi kapışacağız arkadaşlar. Şimdi strateji. Strateji. Prepare for boarding. Yeah. Fire deck guns yapacağız. Sen ben deck guns'la mucuks. Mucuksu vereceğiz. Hadi bakalım. Hadi kapışın. İşte bu oyunun çok tatlı ya böyle. 6 kişiyi gömçürdük. Musket Valley diyelim. Musket, 10 tane musket'ımız var. Yani musket ne oluyor arkadaşlar? Tüfüklümüz var. Tüfüklü. 14 tane tüfüklümüz var. Tüfüklüler ne yapacak? Bir kişi öldürdüler. Allah sizi belanızı vermesin. Bu el bombalarını atın dedik. El bombalarını mı artık? Bombalar mı artık? Her neyse. At abi. Şöyle bir 3-4 versen bana yeter. 3-4 versen bana yeter baba. Ah be, biri verdi. Musket Valley, hadi. Musket Valley, hadi hadi koçum. Hadi koçum. Hadi adam, adamsın, yiğitsin. Kralsın, unsun, yunsun, tüysün. Ya fire deck guns ya, valla. Varsa yoksa deck guns yani. Moralimiz 90. Bizden biri biri öldürüyorlar. 4 kişi. Allah artık nazarlardan saklasın. 4 kişi daha bunlardan vefat. 5 kişileri kaldı, bir şey değil. Biz saldıralım, şöyle bir kontra yapalım. Şöyle kontramızı yapalım biz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde gemiyi alt etmiş olduk. Battle over dedi. Leave battle diyelim. Leave battle ve bakalım ganimet ne verdi. Ganimet bana ganimetten söz et dostum. 671 gold verdi. Redwood log verdi abi. Pine log. O zaman şöyle yapacağız abi. Take command diyeceğiz buna, tamam mı arkadaşlar? Bunları üzerimize alacağız. Bu gemiyi süreceğiz çünkü çok ağır yani aldığımız şey. Bunu send to outpost diyeceğiz. Bunu Port Pax'e göndeririz abi. Tamam mı? Böyle. Bu şekilde yaptık mı tamam olur. Şimdi gideceğiz arkadaşlar, videonun içerisinde bu mahsulleri bir satacağız. Bakalım ne kadar para edeceğiz. Bakalım belki zengin olmuşuzdur. Kim bilir değil mi? Bir de hemen bizim portun yanında olmamız da tabii ayrı bir zevk. Rahat bir şekilde gideceğiz, satılacağız mahsullerimizi. Ha gördüğünüz gibi bu gemi, hani bu gemi aldık falan da filan da, yani çok hızlı gemi abi. Yani bunları yakalamak gerçekten biraz yetenek isteyen bir şey. Çünkü yakalaması gerçekten çok zor. Çok hızlı gemiler bunlar. Şimdi bir porta girelim abi. Port dediğiniz liman. Limana bir girelim, bir bakalım ne var ne yok.
Selamun aleyküm, biz geldik. Şimdi shop diyelim abi, shop. Materials diyelim, yok. Resources diyelim abi. Sell diyelim, ne kadar vereceksin? 328, hiçbir şey vermedi yani. Hah, şunu selleyelim. Ne kadar vereceksin? Heh. Karın tokluğuna işte. Karın tokluğuna. Şu marinesleri de bir satalım. İhtiyacımız yok yani. Şimdi home diyelim. Biz bu gemiyi kullanacağız. Şu gemiyi bir sat. 1863 altına satalım gemimizi. İyi bakalım arkadaşlar, hani olay bu, boyun olayı bu. Refer for 8 gold, tamam, repair ettik. Hani arkadaşlar gördüğünüz gibi olayımız bu. Bu şekilde gemi alıyoruz. Geldiğinde hemen G'ye yapıştırıyoruz. Tabi onun öncesi unutmayalım ki 9'a basıp hani preparing, yani geminin üzerine çıkmak için askerlerinizin hazırlanması lazım. Oradaki korsanlarınız ilk önce hazırlanması lazım. İyi bakalım. Artık bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.